Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Bodrum İlçe Örgütü önceki gün Bodrum Belediye Meydanı'nda HDP'li bir grubun Uludere'de 3 yıl önce yaşanan olayları kınamak ve olayda hayatını kaybeden 34 kişiyi almak için düzenledikleri toplantıda yaşananları kınayan bir basın açıklaması yayınladı. Evet, mutlu, yürüdüm, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Bodrum İlçe Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada karşıt görüşlü bir grup tarafından EDP'lilere hakaret ve tehdit edildiği iddia edilerek 28.12.2011 tarihinde Roboski'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu meydana gelen saldırıda 17'si çocuk tamamı erkek olmak üzere 34 kardeşimiz toplu halde yaşamlarını yitirdiler denilerek şu ifadelere yer verildi. 28.12.2014 tarihinde Halkların Demokratik Partisi Bodrum İlçe Örgütü, saldırıyı kınamak, acıyı paylaşmak ve geçen 3 senede olanları kamuoyuna aktarmak için aileleri ve destek verenlerle birlikte yaptığı basın açıklaması sırasında bir grubun hakaret içeren sözlerine ve saldırgan tutumuna maruz kalmış ve eylemlerine son vermek zorunda bırakılmışlardır. Grubun meydanı terk edin canımızı sıkmayın tehditleri, buradan gidin diyen ötekileştiren, ayrıştıran sloganları basında yer almıştır. Hakaret eden, tehdit eden ve kendine asi tayfa diyen grubun bir kısmı belediye meydanında Bodrum Spor formasıyla gelmiştir dedi. HDP'lilere yönelik eylemin Bodrum'da yaşayan tüm kesimlerin demokratik haklarına yönelik bir hakaret ve tehdit olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Bodrum spor taraftarları tarafından organize edilen eylemle ilgili Bodrum Belediyesi ve adli makamların soruşturma başlatması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Demokratik bir eylemin tahammülsüz, saygısız, ötekileştiren hakaretler ve tehdit söylemleriyle engellenmesi Bodrum'da hepimizin yaşamına karşı yapılmış bir hakaret ve tehdittir. Bodrum'a utanç yükleyen, barışı, huzuru bozan bu hareketler ve saldırının Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü taraftarları tarafından gerçekleştirilmesinin, bu şiddet çağrısının Asi Tayfa Facebook sayfasında da paylaşılmasının, örgütlenmesinin Bodrum Belediyesi tarafından soruşturulmasını ve neticenin Bodrum kamuoyuyla paylaşılmasını, suç içeren bu saldırı ve hakaretlerin adli ve idari yetkililer tarafından kovuşturulmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız. HDP Bodrum ilçe örgütüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan saldırıyı kınıyoruz denildi. Önceki gün belediye meydanında HDP'lilerin basın açıklaması sırasında ortaya çıkan gerginlik, emniyet kuvvetleri tarafından büyümeden önlenmiş ve HDP'li grup eylemlerini yarıda keserek meydandan uzaklaşmak zorunda kalmıştı.